Aksu TV ekranlarının en özel programlarından biri olan Gönülleri İnşa Eden Mutlu Yuva programında 9. bölüm hazırlıkları devam ediyor. Aksu TV, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi İşbirliği ile devam eden çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran da eşlik ederek ekibin dış cephe boya çalışmasına yardım etti. Gönüllü Gençlik Hareketi üyesi Cuma Ali Kıyık, üniversiteli gençlik olarak böyle bir çalışmaya hizmet etmek boynumuzun borcu dedi. Biz de üniversite teşkilatları olarak üniversitedeki çevrelerimizi bu belediyemizin yapmış olduğu gönül harekatına destek sağlamak amacıyla bütün varımızla yoğumuzla üniversitedeki çevremizi bu taraflara yönlendiriyoruz. Yani sonuç olarak belediyemiz böylesine gönüllere hizmet eden. Aksu Haber'e konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran amaçlarının birlikteliği paylaşmayı ve bu tür değerleri gün yüzüne çıkarmak dedi. Aksu TV ve Büyükşehir Belediye'mizin en özel programlarından biri olan Mutlu Yuva'nın 9. bölümünde artık sonuna geldik. Yine bir ailemizin yüzündeki tebessüme eşlik ediyoruz. Yanımızda ise daire başkanımız Ayşe Hanım var. Sayın Başkanım, yine gönüllere hitap ettik. Yine tebessümlere eşlik ediyoruz birlikte. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ev sahibimize çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiği için bu etkinliğimizde. Sonrasında gönüllü gençlik hareketimiz, gönüllü gençlerimiz bizi hiçbir evimizde yalnız bırakmadılar. Her zaman bizimle birliktelerdi. Dedim ki bugün de ben de onlarla birlikte olayım, bu güzel etkinliğe katılayım. Aslında amacımız bizim daha çok birlikteliği, paylaşmayı, diğer gam olabilmeyi, empati kurabilmeyi, bunları, bu tür değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak. Yani burada gelip onlarla birlikte boyaya eşlik etmemdeki tek amaç bu. Bilirsiniz eskiden mahalle kültürlerinde bu vardı. Hani kışlık zahiremizi yaparken bile konu komşu hepimiz toplanıp birbirimize yardım ederdik. Ya da ev boyanırken, temizlik yapılırken. Mutlaka komşuluk ilişkilerimizde bu tür değerlerimiz çok yaygındı. Yani yine biz bunları gün yüzüne çıkarıp, bunları hayata geçirip, komşuluğun ölmediğini, birlikteliğin ölmediğini, en sevdiğimiz yakınımızdaki insanların her zaman ihtiyaçları var mı yok mu? Her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz.